Programımıza başlamadan evvel bizi bugün de yalnız bırakmayan Gelibolu'nun ev sahibi, Gelibolu Kaymakamımız Sayın Hakan Kılıçkaya'yı günün anlamı ve önemi için, hatırası için, hediye vermek için sahneye davet ediyorum. Buyurun Kaymakam Bey. Ve hediyelerini vermek üzere de Üstadımız Mustafa Özbağ'ı davet ediyorum. Çanta. Yavaş. Hoş geldiniz. Yok, estağfurullah. Kaymakam, sizi bekletiyoruz. Bir şey söyleyecek misiniz? Sayın Kaymakamımızı sahnede bekletiyoruz. Gene gecemizin onur konuklarından 2. Ordu Komutanımız Kor General Zekai Aksakallı Paşa'yı da günün hatırası için sahneye davet ediyorum. Buyurun paşam. Bir beraber fotoğraf alalım. Buyurun. Sayın Kaymakamımıza ve paşamıza teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Selamun Aleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Hepiniz de hoş geldiniz. Ramazanınız mübarek olsun. Allah nice Ramazanlarda bir beraber olarak yaşamayı, bir ve beraber olarak bu ülkede, bu bayrağın altında ebedi olarak evlatlarımıza iyi bir miras bırakmayı nasip eylesin. Bugün arkadaşlar burada çalışırlarken bana bir fotoğraf attılar. Çok duygulandım o fotoğrafı görünce. Fotoğrafta böyle bahçeyi komple masa düzenini çekmişler ama yukarıdan almışlar. Orada da bayrağımız var böyle. Kendi içimden dedim ki, bu bayrağın gölgesinde Allah bu insanlara ebedi olarak yaşamayı nasip eylesin dedim. Bayraksız, vatansız, devletsiz bizim çocuklarımızı ve ecdadımızı Cenab-ı Hak bırakmasın. Zürriyetimizi bunlarla haşır neşir etmesin. Ebedi olarak bu ülkenin insanları vatansız, bayraksız, devletsiz kalmasın inşallah. Kıymetli dostlar, malum Ramazan ayı. Ramazan ayı denilince oruç, birlik, beraberlik, mutluluk, paylaşmak,
kardeşliğin tesis edildiği bir ay. Ramazan ayı ayrıştıran, ötekileştiren, kısım kısım bölen, insanları birbirine düşman eden bir ay değil. O yüzden Ramazan ayı fakiriyle, zenginiyle, işçisiyle, patronuyla, memuruyla, müdürüyle hepsinin bir potaya girip kaynaştığı bir ay. O yüzden Ramazan ayı ümmeti Muhammed'in ve aslında tüm insanlığın birbirlerine kenetlendiği, birbirlerinin içine girdiği bir ay. Kıymetli dostlar, din insanları barıştıran bir olgudur. Din insanları savaştıran, birbirine düşman eden, birbirine kin besleten, birbirlerine buğz ettiren bir olgu değildir. Allah peygamberlerini ve peygamberlerinin üzerinden kitaplarını göndererekten insanları bir beraberliğe, birlik ve beraberliğe, adalete, zulme ve zalimliğe karşı çıkmaya, bugünkü dille emperyalizme karşı çıkmaya davet eder. Ve din insanların üzerinde bir baskı aracı, insanları ayrıştıran, insanları bölen, insanları birbirine düşman eden bir olgu değildir. Allah insanların arasında adaletin, insanların arasında barışın, insanların arasında mutluluğun, insanların arasında hoşgörünün, toleransın sahip olmasını ister. Allah zalim değildir. Allah asla zulmü ve zalimliği sevmez. Allah ibadetleri emrederken dahi hoşgörüyle, toleransla emreder. Ramazan ayını bize farz kılar. Geçmiş ümmetlere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı der. Ama eğer o kimse yolcu ise, eğer o kimse rahatsız ise, hasta ise, oruç tutamayacak bir noktada ise ondan orucu fasit eder, kaldırır. Der ki yolcular, hastalar, güç yetiremeyecek olan ihtiyarlar, hamileler, emzikliler, onların oruç tutmama ruhsatını verir. Ve der ki Allah zalim değildir. Allah sizin kolaylığınızı ister. Sizin kaldıramayacağınız bir yük ile yüklemez der. Böyle olmasına rağmen Cenab-ı Hak kullarına karşı toleranslı, kullarına karşı müsahamakar, kullarına karşı adaletli dururken ne yazık ki insanlar dini ve dini meseleleri kendilerine rehber ettiklerini söyleyip dini insanların üzerine bir tahakküm aracı, insanların üzerinde bir ayrıştırıcı, insanların üzerinde bölüp pörçüleyen, insanları ötekileştiren bir şeymiş gibi sunarlar. Kıymetli dostlar, bu toprakların çimentosu bellidir. Bu toprakların çimentosu Allah sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi ve insanların birbirlerine karşı olan muhabbetidir. Biz bu çimentoyu kaybetmemeye, bu çimentoyu yok etmemeye çalışmalıyız. O yüzden böyle Ramazan ayı gibi kardeşliğin, muhabbetin, birlik ve beraberliğin daha da fazlalaşacağı zamanlarda bunu fırsat olarak görmeli, kardeşliklerimizi, dostluklarımızı, birbirlerimize olan yakınlıklarımızı arttırmalıyız. Bunu dini, Ramazan'ı, orucu ayrıştırıcı ve ötekileştirici bir unsur olarak görmemeliyiz. Şimdi bu son dönemlerde artmaya başladı. Sen neden oruç tutmuyorsun? O neden oruçlu değil?
O oruçlu neden orucunu yedi? Kıymetli dostlar, biz Allah değiliz ki hesap soralım. Bunun hesabını Allah soracak. Şimdi Orta Asya'dan itibaren Türkler dini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Ehl-i Beyt'inden ve aynı zamanda Hanefi Maturidi ekolünde dini algılar, anlarlar ve yaşarlar. Orta Asya'dan itibaren. Bu son dönem bizim içimize, ben böyle isimsiz konuşmayı çok sevmiyorum böyle şeylerde, örtülü konuşmayı da sevmiyorum. İçimize hususi bir şekilde yetiştirilip içimize serpiştirilen Selefi Vahabi, İngilizlerin düzeneği olan Selefi Vahabiler, bir kısım cemaatler, tarikatlar, bunlar İngilizlerin düzeneğidir içimizde. Onların içimize katıp oruçluyu oruçsuza, açığa kapalıya, dinini yaşamaya çalışan, naaz yaşamaya çalışanları düşman etme, birbirine düşürme, bu hızla devam ediyor. Kıymetli dostlar, dediğim Maturidi çizgisi hiçbir zaman emperyalistlerin işine gelmez. Maturidi çizgisi, bakın dikkat edin, hiçbir zaman emperyal güçlerin işine gelmez. Çünkü Maturidi çizgisi akla, Maturidi çizgisi akla ve toleransa dayalıdır. Bir kimsenin namaz kılmamasını siz sorgulayamazsınız. Bir kimsenin oruç tutmamasını siz sorgulayamazsınız. Nasihat edersiniz. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen bir kimsenin dinini de sorgulayamazsınız. Nasihat edersiniz. Sen namaz kılmadın, küfür ehlisin. Sen oruç tutmadın, küfür ehlisin. Sen şunu yapmadın, küfür ehlisin. Sen bunu yapmadın, küfür ehlisin. Kim kaldı ya? Kim hatasız? Bu Maturidi Hanefi çizgisi değildir. Bu Selefi Vahabi, İngilizlerin oyunudur. İnsanları birbirlerine düşürmek İngilizlerin işidir. Amerika işin askeri, lojistik ve parasal destekçisidir. Bu kumpası kuran onlardır. Nasıl bu Suudi Arabistan'daki kral ve avanesini tanzim edip Osmanlı'nın bölünüp parçalanmasına sebep olup Osmanlı'ya arkadan vurulmasına sebep olduysa, aynı tezgahı şimdi Anadolu topraklarında, bunların son oyunları bunlar. Son tezgahları. Bu tezgahı, bu oyunu milletçe bozmalıyız biz. Din üzerinden oynanan oyunları milletçe bozmalıyız. Din üzerinden oynanan oyunları milletçe bozmalıyız. Ramazan'ı bahane edip, orucu bahane edip, namazı bahane edip, ibadetleri bahane edip, dinin içerisindeki olguları bahane edip, insanları birbirlerine düşüren, insanların birbirlerini ötekileştiren her şeye karşı çıkmalıyız. Bizi dışarıdan yıkamıyorlar. Bizi içeriden yıkmaya çalışıyorlar. Bizi çünkü topuyla, tüfeğiyle gelse bu millet bütün her şeyini bırakır, vatanını savunmak için. Dün nasıl Antep'te, Maraş'ta, dün nasıl İnönü'de, dün nasıl İzmir'de, Ege'de, Denizli'de, Aydın'da, dün nasıl topyekün bu millet bu vatanı kurtarmak için var gücüyle mücadele edip şüheda şerbeti içmek için koşa koşa gittiyse, yine gideceğimizi biliyorlar. Yine böyle gideceğimizi bildikleri için içimizde en mahrem olan dinle giriyorlar.
İki şeyle bizi birbirimize düşürüyorlar. Birincisi siyaset, ikincisi din. Bu iki şeyle biz birbirimize düşüyoruz. İki şeyle. Bu iki olguyla birbirimize düşmediğimiz müddetçe bu millet Allah'ın izniyle ebediyen bu topraklarda yaşamaya devam eder. O yüzden Ramazan orucu birleştiricidir. Ramazan ayı birleştiricidir. Ramazan ayı ötekileştirici değildir. Ramazan ayı insanların toleranslarının arttığı, dualarının arttığı, ne bileyim tasaddukunun arttığı, ibadetlerinin arttığı, zikirlerinin arttığı bir aydır. Ramazan ayı insanların birbirlerini ötekileştirdiği, kardeşliklerini bozduğu, birbirlerine düşman olduğu, birbirlerinin ayağına çelme taktığı bir ay değildir. O yüzden Ramazan'ı Ramazan gibi yaşamak, tevazuyla, gösterişten uzak, şataattan uzak, şatafattan uzak, memleketin fakirini, fukarasını, dar gelirlisini düşünerekten yaşamak. Eğer memlekette senin kapı karşındaki dar gelirli, kapı karşındaki asgari ücrette geçinmeye çalışanı, kapı karşı sokağındaki ekmeği bulamayan insanla, ötekileşmeden bir ve beraber yaşama ayıdır. Kıymetli dostlar, benim çocukluğumda bizim evimizin anahtarı yoktu. İlk tren girerdi kapıdan içeri. Ve biz, çok özür dilerim, şimdi kiler diyorlar ona. Bizde dam vardı. Biz ona dam deriz. Ben İzmir'in Bayındır ilçesindenim. Millet girerdi, ihtiyacını oradan alır giderdi. Biz bu günlerimizi kaybettik. Şimdi Ramazan ayı geldi. İnsanların sofrasında fukara olması lazım. Mahallesinde fukara olmayan insan nereden sofrasına fukara oturtturacak? Sokağında fukarası yok ki. Bizi gettolaştırdılar. 2 trilyonluk eve sahip olanlar bir bölgede yaşıyorlar. 5 trilyonluk eve sahip olanlar bir bölgede yaşıyorlar. Asgari ücretle yaşayanlar bir bölgede yaşıyorlar. Belli bir ücret alanlar bir bölgede yaşıyorlar. Birbirlerini görmüyorlar. Birbirleriyle selamlaşmıyorlar. Birbirleriyle merhabalaşmıyorlar. Birbirlerinin evlerinden habersiz, hallerinden habersiz bir hale geldik. Ve biz belki de yıllar geçiyor, insanların evinde bir misafir yok. Bu hale geldik. Biz şimdi Ramazan'ı yaşıyoruz. Ramazan'ı yaşarken evinde bir fukarayı iftar ettiremiyoruz. Ramazan nasıl derinlemesine yaşayacağız? Ramazan'ı nasıl derinlemesine yaşayacağız? Yaşayamayız. Allah bizi affetsin. Ve o orucun maneviyatını tadamayız. O orucun derinliğine ulaşamayız. Oruç direkt sevabının Allah'la kulu arasında olan bir ibadet. Ama o oruçlu gözünde hep Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının tecelliyatını seyretmeli. Hep Cenab-ı Hakk'ın istediği hal ile hallenmeli. Oruç, düşünebiliyor musunuz? Oruçla alakalı bütün her şeyde tasadduk da vardır. Oruç ayı, Ramazan ayı aynı zamanda tasadduk ayıdır. Zekatını verme ayı, sadakanı verme ayı, insanlara bir lokma dahi olsa yedirme ayı. Bu ülke çimentosu için çok önemlidir. Ülkenin çimentosu için çok önemlidir.
ülkenin birlik ve beraberliği için çok önemlidir. Senin devasa bir villan olabilir. Eğer o villanda fukaralara yemek yedirmiyorsan, o villanın hesabını Allah senden sorar. O villanın hesabını Allah senden burnundan fitil fitil getire getire sorar. Eğer sen iftarında bir fukarayı iftar ettirmiyorsan, Cenab-ı Hak senin o paranın hesabını burnundan fitil fitil getirerekten sorar. Sen fukaralarla hayat yaşamıyorsan, onlarla beraber değilsen, Allah Resulü'nün yolunda değilsin. O dedi ki, el fahri fakri. Ben fakirlerle beraberim. Eğer Allah Resulü ile beraber olmak istiyorsanız, fakirlerle beraber olacaksınız. Allah Resulü'nün yolundan gitmek istiyorsanız, fakirlerin gönlünü alacaksınız. Allah Resulü ile dost olmak istiyorsanız, fakirlere lokma yedireceksiniz. Hani Cenab-ı Hak Musa'ya dedi ya, ey Musa, bir fakiri doyursaydın beni doyurmuş olacaktın. Bir fakirin başını okşasaydın, bir yetimin başını okşasaydın benim başımı okşamış olacaktın. Bir hastaya ziyarete gitmiş olsaydın, vallahi o hastanın yanında, önünde beni görmüş olacaktın. Beni ziyarete gelmiş olacaktın. Kıymetli dostlar, hiç olmazsa bu insanlarımız Ramazan ayında fakirlerle beraber olsunlar. 5 yıldızlı otellerde iftar edenler, lüks salonlarda iftar edenler, oralarda iftar programları düzenleyenler, 5 yıldızlı otellerin iftar programlarına katılanlar, şöyle bir hayal etsinler. Hazreti Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri zahiren de sağ olsaydı, o zaten sağ da, zahiren de sağ olsaydı, o iftarlara gider miydi, gitmez miydi? Bir dönem beni Bursa'da bir siyasi partinin teşekkülü iftara davet etti. İftara davet eden de tanıdık abimiz, kardeşimiz. Dedim, hay hay, davete icabet ederiz abi de dedim, iftar nerede? Dedi ki, hocam Kervansaray'da. Allah Allah. Dedim, abi, dedim ne kadar? Dedi ki, kişi başına 60 lira. Ben Husisi soruyorum. Ya sen dedi, parasını düşünme, sen bizim misafirimizsin. Dedim ki, Allah senin iyiliğini versin. Parayı dedim, mahsus sordum sana. Hazreti Muhammed Mustafa zahiren ayakta olsaydı, sizin bu iftarınıza icabet eder miydi, etmez miydi dedim. Ses yok. Abi, sorumu tekrar soruyorum dedim. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sağ. Senin önünde yürüyor. Sen ona der miydin ki, ya Resulallah, Kervansaray'da bu 5 yıldızlı otelde iftar var. İftara davet ediyorum. Bana dedi ki, gelmezdi dedi. Onun gelmeyeceği yere beni neden davet ediyorsun dedim.
Bu durdu. Dedim gelin bu iftar programını siz dedim. Şimdi Bursa'nın Teleferik Mahallesi var. Varoş olarak geçer. Dedim gelin bu iftarı siz dedim Teleferik Mahallesi'nde verin. Masanızı, sandalyenizi, her şeyinizi dedim ben tanzim edeyim. Çalışacak olan arkadaşları da tanzim edeyim. Orada dedim o fukara mahallede harika bir iftar verin siz. Ama dedi olmaz. Abi olmazsa ben gelemem hakkını helal et dedim ya. Kusura bakma dedim. Kaldı. 5 yıldızlı otellerde iftar din değil. Akşam yemeği veriyorlar. Bu hale geldik. Geldiğimiz hal bu. Onu önemli bir şeymiş gibi görüyoruz. Ramazanlar şatahat, şatafat ayı oldu. Paylaşma ayı değil. Gösteriş ayı oluyor. Paylaşma ayı değil. Allah bizi affetsin. O yüzden Ramazan'ı Ramazan gibi yaşayalım. Evlerde, iftarda fazlaca yemek yapmayın. Bir Müslüman ülkesi düşünün. Her Ramazan'da gıda fiyatları zamlanır mı? Az yenecek ya, az yenilecek bir ayda gıda fiyatları, et fiyatları artar mı? Artıyor bizde. Allah bizi affetsin. O yüzden Ramazan ayını Hazreti Muhammed Mustafa'yı düşünerekten geçinin. Hani Hendek Savaşı'nda aç kalmışlardı günlerde. Ebu Hureyre geldi, bir tane taş gösterdi, acım dedi. Hazreti Peygamber 3 tane taş gösterdi ona. Dedi ki, ben de 3 gündür acım. Bunu düşünerekten oruç tutun. Oruç tutarken şehitlerimizi düşünün. Ben bu Gelibolu Mevlanesi'ndeki bizim iftar programını Allah biliyor içimdekini. Ben bütün şehitlere niyet ederekten yapıyorum bunu. Düşünebiliyor musunuz? Hayal edin. Açın Çanakkale Savaşı'nda asker nasıl oruç tutmuş, nasıl iftar etmiş? Tarihi vesikalardan okuyun. Tarihi vesikalardan okuyaraktan burada iftara gelin. O şehitlerin, o vatan savunmasında duran o Mehmet'in nasıl oruç tuttuğunu görün. Nasıl oruç tuttuğunu düşünün. İftar ederken de onu düşünerek gelin. Bu Mevlevihane'ye gelirken bütün şehitleri düşünerekten gelin. Bu Mevlevihane özel bir Mevlevihane. Burası özel bir yer. O yüzden bu topraklar özel bir toprak. Anadolu'nun her tarafı özel. Osmanlı'nın bıraktığı her toprak özel. Ama burasının ayrı bir özelliği var. Bu özelliği kalbinizde canlandıraraktan yaşayın. Yoksa sema ise biz her yerde sema ederiz. Sohbetse her yerde ederiz. Ama buranın ehemmiyetini ve özelliğini yaşayaraktan gelin. Bunu tefekkür ederekten gelin. Şehitleri düşünün. Geçmişinizi düşünün. Geleceğinizi düşünün. Çocuklarınıza ne bırakacağınızı düşünün. Vatanınızı 50 yıl sonra kimler üzerinde dolaşacak? Bunu düşünün. Bunu düşünürken evlatlarınızı ona göre yetiştirin. Bunu düşünürken geleceğinizi ona göre kurgulayın. Hayat gelir geçer. Nefes gelir geçer. Nefes gelir geçer. Ama gelip geçmeyecek olan bir şeyler var. Gelip geçmemiş bakın. 1000 yıldır gelip geçmemiş. Bu topraklardayız. Nice 1000 yıllar daha bu topraklarda olacağız. Dini yarın öğrenirsiniz. Dini 5 gün sonra öğrenirsiniz. Vatanınız olursa, bayrağınız dalgalanırsa dini 10 yıl sonra da öğrenirsiniz. Vatanınız olmaz, bayrağınız sallanmazsa dininizi asla öğrenebileceğiniz bir toprak parçanız olmaz. Yaşayabileceğiniz bir toprak parçanız olmaz.
Ben bu fakir 30 yıldan beri aynı şeyi söylüyor. Yaşayabileceğiniz bir toprağınız yoksa dininiz de yok olur gider. Dalgalanan bir bayrağınız yok ise yaşayabileceğiniz bir dininiz de yok olur gider. Bu vatansız din felsefesi İngiliz soytarılarının işidir. Vatansız din felsefesi ABD bozması insanların işidir. Vatansız din felsefesi İsrail güdümündeki südü bozuk insanların işidir. Vatansız din felsefesi kendisini AB'ye, ABD'ye, İngiliz soytarısına, İsrail bozmasına satan kimselerin işidir. Hamdolsun. Ne ABD'ye satarız kendimizi, ne AB'ye satarız, ne İngiliz soytarısına, ne İsrail bozmasına. Bu vatan bizim hep beraber. Bu ülke bizim hep beraber. Bu bayrak bizim hep beraber. Öleceksek hep beraber öleceğiz. Aç kalacaksak hep beraber kalacağız. Mücadele edeceksek hep beraber mücadele edeceğiz. Yürüyeceksek hep beraber yürüyeceğiz. Mezhep, meşrep, tarikat, şeyh, işte şu felsefe, bu felsefe bakmadan tek noktada birleşerekten yürüyeceğiz. Bütün Kürdümüz, Türkümüz, Lazımız, Çerkezimiz hiç önemli değil. Anadolu'nun rengi, Anadolu'nun dokusu, Hanefisi, Şafisi, Maliki, Hanbelisi, Nakşibendisi, Kadirisi, Rufaisi, Anadolu'nun dokusu, hepsi de bizim. Hepsi de biziz. Hepsi de bir vücut. Hepimiz bütün Anadolu olarak bir vücuduz. Hep beraberiz. Başımıza bir şey gelecekse hepimizin gelecek. Bir lütuf gelirse hepimize gelecek. Bir kahır gelirse hepimize gelecek. Bu komple teorisi değil, yıllardan beri söylüyorum. Komple teorileri değil bunlar. Bunları hadislerden çıkarıyorum kendi kendime. Cenab-ı Hak lütfediyor. Yıllardır diyorum, ülkemiz içeriden ve dışarıdan muhasara ediliyor. Yıllardır söylüyorum bunu. Eski arkadaşlar bilirler, son 10 yıllık bir sohbet etmiştim hadisler ışığında diye. Bakın elin gavuru geldi Kıbrıs'a 135 tane uçak indirdi. Bütün uçak gemilerini Akdeniz'e doldurdu. Dikkat edin, çevremizi çepeçevre sarıyorlar. Bulgaristan'a üsler yapıyorlar. Yunanistan'a üsler yapıyorlar. Yunanistan'ı silahlandırıyorlar. Suriye'yi silahlandırıyorlar. Orta Doğu'yu silahlandırıyorlar. Etrafımızı çepeçevre çevreliyorlar. Diyeceksiniz ki Ramazan gününde bu telaşın niye? 3 yıldan beri, 5 yıldan beri telaşım var. Telaşım ülkem adına, vatanım adına, milletim adına. Bunu görün istiyorum. Biz dolara gözümüzü diktik, dolar bugün kaç para oldu diye. Vatanın olmazsa dolar kaç para olursa olsun. Gözümüzü diktik patlıcanın kilosuna, yemeği ver ya. Annen baban kışın göbeğinde patlıcan mı gördü de sen şimdi patlıcanın 30 lira olduğunu düşünüyorsun. Yemeği ver. İçmeyi ver. Giymeyi ver. Almayı ver. Evine bir fukara davet ettiğinde evindeki lüksü görünce o kimse oturacak yer bulamaz. Almayıver. Vatanını düşün. Milletini düşün. Geleceğini düşün.
Gör. Etrafın çepeçevre çevreleniyor. Gör. İçin çevreleniyor. Gör. Bak. Yezidiler kalkıştılar. Kan döktüler. Gör. Yezidiler kalkıştılar. Kan döktüler. Gör. Bir avuç vatan evladı kanını canını dişine takaraktan mücadele etti. Gör. Uyanık ol. Yarın bir daha olur. Bir sefer oldu, bir daha olur. Bir sefer buna cesaret etti, bir daha eder. Uyanık ol. Uyanık ol. Her daim. Bu noktada vatan sevgin, Allah sevgin sana yol gösterir. Merak etme. Seni uyandırır. Allah bizi onlardan eylesin. Kendi kendime oruçla alakalı bir sürü ayet hadis hazırlamıştım. Cenab-ı Hak bu tarafa doğru yürüttü. Gelibolu'ya gelince damarlarım kabarıyor. Şuradan öteye gidiveresim geliyor. Allah ilah, Allah Allah nidalarıyla yürüyüveresim geliyor. Benim dedem rahmetli, baba dedem her Ağustos ayında böyle Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı hemen fetheder dönerdi. Hazırlık yapardı kendi kendine. O yüzden oradan mı kaldı, nedendir? Gelibolu'ya gelince şuradan ötesine ne kaldı diyorum. Allah Allah nidalarıyla gidiverelim diyorum. Kıymetli dostlar, tabii bu Gelibolu iftar programlarımızda ayrı bir sevinç yaşıyorum. Tabii askeri bürokraside ve hukukta bu mesele nasıldır bilemem, o yüzden özür dilerim zat-ı alilerinden. Biz Zekai Paşa'mızı gıyaben çok sevmiştik. Allah biliyor içimizdekini. Komple hep dua et dedik. Arkadaşlar bilirler. Şimdi bir yol hikayesidir ya her şey. Cenab-ı Hak burada bizim yollarımızı kesiştirdi. O yüzden bu yüzden de içimde bir sevinç var. O sevinci de sizinle paylaşmak istedim. Allah kendilerinden razı olsun. Cenab-ı Hak gönüllerine ilham etsin. Doğruyu, iyi, hakikati ve aynı zamanda da vatan ve millet sevgisini gönlünden eksik eylemesin inşallah. O yüzden bütün kardeşlerimizin Ramazan ayını mübarekliyorum. Oruçlarını mübarekliyorum. Oruçlarımızı dilimizi tutaraktan tutmayı tavsiye ediyorum. Kardeşliğinizi pekiştirerekten Ramazan ayını geçirmenizi istiyorum. Sofranızda fakir ve fukaraların olduğu, onlara da alçak gönüllüyle, tevazuyla davranıldığı bir Ramazan ayı. İnşallah Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum hepimiz adına. İnşallah vatanımızda, memleketimizde nice Ramazanlar hür ve özgür bir şekilde yaşanır istiyorum. İnşallah. Biz birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz, koruduğumuz müddetçe bunların olacağına inanıyorum. İnşallah Cenab-ı Hak içeriden dışarıdan her türlü tehlikelerden vatanımızı, milletimizi, dinimizi, imanımızı muhafaza eylesin, korusun inşallah. Haklarınızı helal edin. Birazdan sema olacak. Semada biz semayı zikirle yapıyoruz. Biz malum bunu böyle tekrar tekrar söylemem abes belki de ama bizim her şeyimiz bir ücret karşılığında değil. Ücretimiz yok. Sizden ücret isteyenlerin peşinden gitmeyiniz ayet-i kerime. Sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz. Eğer bir kimse dini bir şey yaptığını söyleyip sizden ücret bekliyorsa o din değildir. O ticarettir, o alışveriştir. Bunu böyle söylediğim için çok kızıyorlar bana. Hiç umurumda değil. Eğer siz birisi sizden din adına ücret alıyorsa o din değildir. Hiçbir peygamberler, hiçbir peygamber ve bütün peygamberler karşılığında ücret almamışlardır. O yüzden semazen kardeşlerimiz de ücret alıp
kaç para, kaç para, kaç para diye sema etmiyorlar. Allah, Allah, Allah diyerekten sema edecekler. Siz de oturduğunuz yerden Allah deyin. Allah rızası için Allah deyin. Toplu halde insanlar Allah'ı zikrederlerse oradan af olmuş olarak kalkınız der. O yüzden af olmuş olarak kalkınız. Abdestli, abdestsiz, başı açıktı, kapalıydı, ocuydu, bucuydu. Allah katında çok önemi yoktur. Allah zikredenle beraberdir. Kim onu zikrederse o da onu zikreder. Ayet-i kerime. Hep beraber zikredelim, hep beraber dağılalım, dua edelim. Hakkınızı helal edin. Geceniz hayır olsun, geceniz mübarek olsun. Selamun aleyküm. Semada buluşacağız inşallah. Alkış yok, alkış yok. Allah razı olsun. Gerçekten alkış yok. Allah razı olsun.